Merhaba sevgili çocuklar, ben Hatice Atıcı. 4. sınıf matematik dersinde çevre ölçme, alan ölçme ders konularında KÇS sorularıyla birlikteyiz. Yukarıda kenar uzunlukları verilen düzlemsel şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Biz çevre uzunluğunun kenar uzunluklarının toplamına eşit olduğunu söylemiştik. Öyleyse şu kenardan başlıyorum. 18, 26, 23, 11 ve 9 topladığımda 8, 6 daha 14, 9, 1 daha 10, 10 ile 14'ü topladığımda 24, 3 daha 27. Elde var 2. 2, 1 daha 3, 5, 7, 8. Öyleyse bu şeklin çevresinin uzunluğu 87 santimetredir çocuklar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yan taraftaki dikdörtgen 2 kareden oluşmuştur. Kareler birbirlerine eşittir ve her birinin çevre uzunluğu 20 santimetredir. Dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi karenin bir tanesinin çevresi 20 santimetre olduğuna göre bir karenin kenarının uzunluğunu bulmam lazım. Yani bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? 20'yi çevresi verildiğinde 4'e bölüyorduk. Bir kenarının uzunluğu 4 kere 5, 20. Bir kenarının uzunluğunu 5 santimetre olarak bulduk. Çocuklar, iki tane kare birleştirilerek bir dikdörtgen oluşturulduğunda şuradaki ortak kenarlar sayılmaz. Sadece dışarıdaki kalan kenarlar sayılır. Öyleyse dikdörtgenimizin uzun kenarı iki tane 5 santimetre uzunluğuna eşittir. Yani 10 santimetredir. Kısa kenarı 5 santimetredir. Biz bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5 var deyip çarparak da bulabiliriz. Uzun kenarla kısa kenarı ayrı ayrı hesaplayarak da bulabiliriz. Ama bu tip sorularda karelerden oluştuğu için biz sadece 5'leri sayarak 5 çarpı 6, 30 santimetredir diye doğru cevabı kısa yoldan bulabiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğindedir çocuklar. Yandaki dikdörtgenin çevresi kaç birimdir diye sormuş. Biz iki kareyi bir birim olarak alıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 birim. Öyleyse burası da 5 birimdir çocuklar. Uzun kenarına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 8 birimse burası da 8 birimdir. Öyleyse dikdörtgenimizin çevresini hesaplarken iki tane uzun kenarı 8 ile 2'yi çarpıyorum 16. İki tane kısa kenarı 5 ile 2'yi çarpıyorum 10. 16 ile 10'u topluyorum 26 birimdir. Yandaki şeklin her birinin çevresi 87 santimetre olan eşkenar üçgenlerden oluşmaktadır. Buna göre oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir diye sormuş. Çocuklar, burada farklı renklere boyanmış olan her üçgen eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgenin üç kenarının uzunluğu aynıdır ve eşkenar üçgende çevresi 87 santimetre olduğuna göre bir kenarının uzunluğunu bulmak için 87'yi 3'e bölerek eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğunu bulacağız. 2 kere 3 6, 27'nin içerisinde 9 kere var. 3 kere 9 27. Öyleyse üçgenin bir kenarının uzunluğu 29 santimetredir çocuklar. Oluşan şeklin çevresi sorulduğu için burası da 29, burada 29, burada 29, 29, 29 ve 29'dur. Şimdi oluşan şeklimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 29 vardır. Öyleyse 29'u 7 ile çarpıyoruz.
7 kere 9 63 elde var 6. 2 kere 7 14. 6 daha 20 yapıyor. Öyleyse doğru cevabımız 203'tür çocuklar. 203 santimetredir. Birbirine eş karelerden oluşmuş şekilde yeşil renkli bölgenin çevresi 210 santimetredir. Buna göre sarı renkli bölgenin çevresi kaç santimetredir diye sormuşuz. Şimdi yeşil olan bölgenin çocuklar kaç birimden oluştuğunu sayıyoruz. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. 30 tane birbirine eşit olan birimin toplamı 210'muş. Öyleyse bir tanesinin uzunluğunu bulmak için hemen 210'u 30'a bölüyoruz. Bölmede kolaylık olsun diye bölen sayının ve bölünen sayının birler basamağındaki sıfırı silebiliyoruz çocuklar. Öyleyse 21'in içinde 3, 7 kere var. 3 kere 7, 21. Bir birimin yani şuranın uzunluğu 7 santimetreymiş. Şimdi sarının kaç birimden oluştuğunu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane de birim sarıda var. Öyleyse 20 ile 7'yi çarparak sarı olan bölgenin çevre uzunluğunu buluyoruz. 7 kere 0, 0. 2 kere 7, 14. Öyleyse sarı olan çevrenin uzunluğu 140 birimden yani 140 santimetreden oluşuyormuş çocuklar. Evet, tel kullanılarak yandaki eş karelerden oluşan geometrik şekil oluşturuluyor. Şekli oluşturmak için 459 santimetre tel kullanıldığına göre eş karelerden birinin çevresi kaç santimetredir diye sormuş. Önce biz bu şekli oluşturmak için kaç tane birbirine eşit tel bükülmüş, kıvrılmış onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İçtekileri de sayacağız. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 çocuklar. 17 tane birbirine eşit uzunluktaki telin toplam uzunluğu 459'muş. Bir tanesini bulacağız. 459'u 17'ye böleceğiz. 17'yi 45'in içerisinde 17 arayarak başlayacağız bölmeye. 3 kere desek fazla olacak çünkü eldemiz de var. Öyleyse 2 kere vardır. 2 kere 7 14 elde var 1. 2 kere 1 2 1 de elde var 3 çocuklar. 5'ten 4 çıktı 1. 4'ten 3 çıktı 1. 9'u aşağıya indiriyorum. 119 sayısını elde ediyorum. Şimdi birler basamağı 7, birler basamağı 9. 7 ile neyi çarparsam bana birler basamağı 9 olan sayıyı verir. Çünkü kalansız bölme olması lazım. 7'ler çarpım tablosunu düşündüğümde sadece 7 kere 7'nin 49 olduğunu görüyorum. Öyleyse 7 kere var diyorum. 7 kere 7 49, elde var 4. 7 kere 1 7 4 daha 11. Çıkarıyorum. Öyleyse her bir telin bir parçasının yani şunun uzunluğu 27 santimetreymiş. Bizden ne isteniyordu çocuklar? Eş karelerden birinin çevresi isteniyor. Karenin 4 kenarı olduğu için 27'yi 4 ile çarpıyoruz. 4 kere 7 28 elde var 2. 4 kere 2 8 2 daha 10. Öyleyse karemizin çevresi 108 santimetre çocuklar. Bir çiftçi kare şeklindeki tarlasını yandaki gibi eş dikdörtgensel bölgelere ayırıyor.
Karenin çevresi 592 metredir. Buna göre biber ekilen bölümün, yani şu bölümün, buradaki dikdörtgenin çevresi kaç santimetre olur diye soruyor. Şimdi çocuklar, biz karenin çevresini biliyoruz. Öyleyse önce bir kenarının uzunluğunu, yani biber ekili olan dikdörtgensel bölgenin uzun kenarını bulmak zorundayım. Bunun için 592'yi 4'e bölmem gerekiyor. 5'in içinde 4 bir kere var. 19'un içinde 4 4 kere var. 4 kere 4 16. 2'yi yanına indirdiğimde 32'nin içerisinde 4 8 kere var. 4 kere 8 32. Öyleyse dikdörtgen şeklindeki biber ekili olan bölgenin uzun kenarı 148 santimetreymiş. Şimdi bu biber ekili bölgenin kısa kenarını bulacağız. Şurada da gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 eşit parçaya bölünmüş bir kenarının uzunluğu. Öyleyse 148'i 4'e böleceğim ve biber ekili olan bölgenin kısa kenarını bulacağım. 3 kere var. 3 kere 4, 12 çocuklar. 8'i yanına indiriyorum. 28'in içinde 4, 7 kere var. 4 kere 7, 28. Öyleyse biber ekili bölgenin kısa kenarında buldum 37 santimetre. Şimdi uzun kenarı 148, kısa kenarı 37 olan biber ekili bölgenin çevresini hesaplayacağım. Önce uzun kenarla kısa kenarı topluyorum. 8, 7 daha 15 elde var 1. 4, 3 daha 7, 1 de elde var. 8, 1 aşağı. 185. Bunlardan ikişer tane olduğu için 2 ile çarpıyorum. 5 kere 2 10 elde var 1. 2 kere 8 16 1 de elde 17 elde var 1. 2 kere 1 2 1 de elde var 3. 370 santimetre olarak buluyorum. Aradığımız cevap C seçeneğidir çocuklar. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 54 santimetre, kısa kenarı uzun kenarının 3'te 2'sine eşittir. Dikdörtgenin çevresi eşkenar üçgenin çevresinin uzunluğuna eşit olduğuna göre eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu ne kadardır diye soruyor. Önce biz dikdörtgenimizi çizelim buraya çocuklar. Dikdörtgenimizin uzun kenarı 54. Kısa kenar ise 54'ün 3 eşit parçasından ikisine ait. Öyleyse 54'ü önce 3'e bölüyoruz. 5'in içinde 1 kere var. 24'ün içinde ise 6 kere 4, 24. Ah özür dilerim. 3 kere 8, 24. 18. Bunu da 2 ile çarpacağız. Çünkü 3'te 2'sine eşitliyor. Bu bulduğumuz 3'te 1'i çocuklar. 2 ile çarptığımızda 2 kere 8 16 elde var 1. 36 da bunun kısa kenarı. Şimdi dikdörtgenimizin çevresini hesaplayalım. 54 ile 36'yı topluyorum. 10 elde var 1. 5, 3 daha 8, 1 de elde 9. Sonra bundan 2 tane olduğu için çarpıyorum 180. Şimdi bu dikdörtgenimizin çevresinin uzunluğu çocuklar 180 santimetre. Bu 180 santimetre aynı zamanda eşkenar üçgenin çevresine eşit. Eşkenar üçgeninde üç kenarının uzunluğu eşit olduğu için bunu 3'e bölüyoruz. 6 kere 3 18. 0 aşağı indiriyoruz. Öyleyse eşkenar üçgenimizin bir kenarı 60 santimetreymiş. Doğru cevabımız A seçeneği çocuklar. Yukarıdaki şekil bir kenarı 6 santimetre olan bir eşkenar üçgen. Bizim anahtarımız eşkenar üçgen çocuklar. Kare de uzun kenarı 9 santimetre olan bir dikdörtgenden oluşmuştur. Oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir diye soruyor. Üçgenimiz eşkenar üçgen olduğu için burası da 6 santimetre, burası da 6 santimetre. Karenin bir kenarı
Eşkenar üçgenin bir kenarına eşit olduğuna göre burası da 6, burası da 6. Dikdörtgenin uzun kenarı 9'muş, o zaman burası da 9. Dikdörtgenin kısa kenarı karenin bir kenarına eşit olduğu için burası da 6. Dikkat ettiyseniz eğer, ortak olan kenarları sayı yazmadım. Çünkü oluşan şeklin çevresini istiyor bizden. Ortak olan, yani içte kalan kenarlar hesaplanmaz çocuklar. Altıları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane altımız var. 5 çarpı 6, 30. 2 tane de 9'umuz var. 9 çarpı 2 eşittir 18. 30 ile 18'i topladığımızda oluşan şeklin çevresinin 48 santimetre olduğunu görüyoruz. Aradığımız cevap D seçeneğinde çocuklar. Şimdi alan sorularına geçiyorum. Yandaki görselin kapladığı alan yaklaşık kaç birim kareden oluşmuştur diyor. Çocuklar, şeklimizde yarım olan kareler de iki tane yarım bir bütün sayılacağı için önce bütün olanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane yarım karem var. 16 tane pardon bütün karem var. Şimdi yarım olanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, bir de şurada var 6. 3 tane de tüm kare 6 taneden oluşuyor. Bir daha sayalım. 1, 2, 3. Evet, burada da yarımlarımız vardı. Yanlış saydık yarımları. Evet, 16 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yarım karemiz var. Bu da 5 tane bütün kare eder. Öyleyse 10 bölü 2 eşittir 5 bütün kare. 16 tane de yarım karemiz vardı. Yanlış saymayalım, bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane de yarım karemiz var. 16, 5 daha, 21. Cevaplarımızda sanırım bir hata yapmışım. Doğru cevabımız C seçeneği. Düzeltiyoruz C seçeneğini, 21 birim kare olarak. Yandaki şekil eş birim karelerden ve bu karelerin iki eş parçaya bölünmesinden oluşmuştur. Boyalı kısmın alanı kaç birim karedir diye soruyor. Önce bütün kareleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bütün karemiz var çocuklar. Yarım kareleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de yarım karemiz var. Öyleyse 8 tane yarım kare, 8 bölü 2, 4 bütün kare eder. 6 bütün kare, 4 bütün kare daha, 10 birim kareden oluşmuştur şeklimizin çevresi, alanı çocuklar. Bir kenarı 14 birim olan karenin alanı kaç birimdir? Çocuklar, karenin bir kenarı 14 birimmiş. Bu kenar 14 ise burası da 14'tür. Yani satırlar 14 geliyorsa sütunlar da 14 gelir. Öyleyse 14 ile 14'ün çarpımı, yani satırla sütunun çarpımı bize karenin alanını verir. 4 kere 4 16, elde var 1. 4 kere 1 4, 1 de elde var 5. 1 kere 4 4, 1 kere 1 1. Topladığımızda 196 birim alanının birim kare olduğunu buluyoruz. Çevresi 64 santimetre olan kare şeklindeki bahçenin ortasına kare şeklinde bir çiçeklik yapılacaktır. Çiçekliğin alanı kaç metredir diye sormuş. Şimdi bu karemizin çevresi 64 santimetre olduğu için biz şu kenarının uzunluğunu önce bir bulalım. 64'ü çocuklar 4'e bölüyoruz. 1 kere var
24'te de 6 kere var. Öyleyse bir kenarının uzunluğu çocuklar 16 santimetreymiş bu karenizin. Dikkat ederseniz eğer çiçeklik yapmak için bu kenardan 4 metre, bu kenardan da 4 metre girilmiş. Aynı şekilde yukarıdan ve aşağıdan girilmiş. Öyleyse bir kenarın uzunluğu 4 metre sağ taraftan, 4 metre de sol taraftan kısaltılmış. Öyleyse 2 tane 4 metreyi buluyoruz. 8 metre, 16'dan 8 metreyi çıkarıyoruz. Minik karemizin bir kenarını bulacağız. 8. Öyleyse çiçekliğimizin bir kenarı 8 metreymiş çocuklar. Alanını bulmak için iki kenar uzunluğunu çarpıyorduk. 8 ile 8'i çarpıyoruz. 64 metre karedir çiçekliğimizin alanı. Yukarıdaki dikdörtgenin alanı karenin alanından kaç birim kare fazladır diye sormuşum. Karemizin bir kenarı 10 birim kare olduğu için 10 ile 10'u çarpıyoruz. 100 birim kare olduğunu görüyoruz. Dikdörtgenimizin uzun kenarı 15 birim, kısa kenarı 8 birim olduğu için 15 ile 8'i çarpıyoruz. 5 kere 8 40, elde var 4. 8 kere 1 8, 4 de elde 12. Öyleyse dikdörtgenimizin alanı 120 birim kare, karemizin alanı 100 birim karedir. Ne kadar fazla diye sormuş. 120'den 100 çıkarıyoruz. 20 birim kare fazla olduğunu görüyoruz çocuklar. Kısa kenarı 6 birim, uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgenin alanı kaç birim karedir demiş. Önce uzun kenarını bulalım. Kısa kenarının 2 katıydı. 12. Alanını bulmak için uzun kenarla kısa kenarı çarpmamız gerekiyordu. 6 kere 2 12, elde var 1. 6 kere 1 6. Öyleyse 72 birim karedir. Çevre uzunluğu 36 santimetre olan kare şeklindeki kartonun alanı kaç santimetredir diye sormuş. Çevreyi verdiği için önce bir kenarının uzunluğunu bulmam lazım bu karenin. 36'yı 4'e bölüyorum. 4 kere 9, 36 eder. Öyleyse bir kenarı 9 santimetreymiş. Alanını bulmak için iki kenarın uzunluğu birbiriyle çarpılıyordu. 9 kere 9, 81 birim kare alanıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Dersimizi burada bitiriyoruz. Hoşça kalın.